14-20 Haziran değerli yay burçları, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Allah kalbinize ne istiyorsa onu nasip etsin. İş hayatınızla alakalı sizi ilgilendiren konularda gayet oldukça mühim kararlar alıp doğru ilerleyeceksiniz ve bu ilerleme ile alakalı noktada bulunduğunuz insanlar başarı ve hatta yer değişiminizle alakalı da konuşma zamanı. Yani siz bu hafta başarınızı, işinizi, enerjinizi güzel yapacaksınız. Haziran sonuna doğru da bulunduğunuz alanda konuşma, yerinizle ilgili ya da maaşınızla ilgili netliğe kavuşacaksınız. Korkacak bir şey yok diyorum. Yalnız dostlarınızdan alacağınız destek mesleki kariyer anlamında da büyük faydalar götürebilir. Bu babanız olabilir, yakın dostunuz, aile bildiğiniz. Sizin daha çok cesaretlenmeye, doğru adımlar atmanız için biraz motivasyona ihtiyacınız var. Üç tane ya da aile içerisinde üç kişiden alacağınız çok büyük bir destek sizi daha onurlandıracak, daha gururlandıracak diyorum. Bu da sizin enerjinize yansıyacak. Bu ara en çok neye dikkat etmeniz lazım? Sağlık konularınızı ihmal ediyor olabilirsiniz ve yemek, gıda ya da vücut enerjinize çok dikkat etmiyor olabilirsiniz. Kemik ağrılarımız söz konusu olabilir, uyku problemimiz olabilir. Lütfen sağlığınızla alakalı noktaları, aşırı yorgunluktan kaynaklanan kas ağrınız, vücut ağrınız, kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Bunlarla alakalı noktayı doğru belirlediğinizde enerjiniz de daha yüksek olacak. Eğer bunları yapmazsanız sık sık rahatsızlıklar, sık sık yorgunluklar, sık sık böyle hayata karşı umutsuzluklar söz konusu olacak. Kendi işinizi yapan, kendi işinizle alakalı sorunları çözmeye çalışabilir. Evrak, ödeme, bulunduğunuz iş alanındaki insanların gergin halleri sizi çok fazla yıpratıyor olabilir. Yeni kadro, yeni mekan ve bulunduğunuz alanı komple değiştirip yeni bir sistem yapmak kararı içerisindesiniz. Bu karar sizin için doğru. Özellikle de sanat işiyle uğraşan ya da insanlara sanat üzerine eğitimler veren yay burçlarında büyük başarı, kendinizle alakalı fark edemediğiniz başarılar ön plana, isminiz daha ön plana doğru hareket edecek değerli yay burçları. Değerli yaylar, eğer devletle alakalı beklediğiniz evrak olumsuz bile gelse tekrar bunu olumlulukla ilgili mücadele edeceksiniz ve bu zaferi kazanacaksınız. Geçmişe ait almanız gereken toprağınız var. Bununla ilgili de çok büyük mücadeleniz var. Mücadeleye devam, yani yola devam. Bunun sonunda bu arsanız, bu tapunuz ananıza ya da babanıza iade olacak. Bu da sizin başarmış olduğunuz gururunuz olacak diyorum. Evet değerli yay burçları, kendi kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz konum rütbeleriniz var. Bu sene çok yorucu olacağı için bunu seneye atmanız daha sağlıklı. Belki spora vakit ayırırsanız bu sizi daha çok keyfinizi aydınlığa kavuşturacak. Eğer hukukçuysanız, savcıysanız, avukatsanız, özellikle bazı yay burcu hukukçu avukat olanlar mesleği bırakmak isteyebilirler. Farklı işlere merak sarabilirler. Ne gerek vardı? İşinde başarılısın. Evet, işin devam etsin. Farklı projelere de girmen senin için uygun. Bazı yay burcu savcı, hakim, üst rütbeliyseniz işinizle alakalı soruşturma ya da işinizle alakalı yaşanacak olaylar canınızı sıkabilir. Bu dönem gözünüz açık, etrafınızdaki telefonlarınıza bile dikkat edin. Zarar görmenizi istemiyorum. Tarım, toprak ya da inşaat sektörüyle uğraşan yay burçlarında alacağınız yer ya da size verilecek yerlerde kazanç sağlayacaksınız ve bu kazançla birlikte maddi olarak da kendinizi toparlayacaksınız diyorum. Evli yay burçları, çocuk düşünceniz varsa hazır. Çocuğunuzla ilgili yurt dışına bir gelecek yapmak istiyorsanız bunun altyapısını, eğer eşinizle yeni bir eve geçmek ve bunun için araştırıyorsanız yakın dönemde bu düzeni bulacaksınız. Sevgilinizle tartıştıysanız ve uzun süredir haber bekliyorsanız bundan gelecek haber canınızı sıksa da bir iletişim gerçekleşecek. Eğer evde kaldıysanız, sevgiliniz yoksa biraz daha beklediğinizde doğru enerjiye gireceksiniz. Yalnız anne, kardeş ya da aileyle alakalı bazı sorun, sağlık sorunlarından kaynaklanan gerginlikler, bir de kabir ziyaret edebilir.
aile büyüklerimizden birinin. Bir de türbe ziyaret etmenizi istiyorum. Dönem dönem enerjinizde çok fazla yorgunluk var. Enerjinizi dağıtmak istemeniz sizin için iyi olacak. Yakın bir dostunuzun yapacağı bir destek sizi çok mutlu edecek. Bir de uzun süredir görmediğiniz lise, üniversite ya da iş arkadaşlarınızla geçireceğiniz hafta sonu keyifli olacak. Kafanda yalnız tatile gitmek istiyorsun. Bununla ilgili de kararını ver. Git tatilini yap, gel diyorum.